Ben seni üniversiteye gideceksin diye kursa yolluyorum. Sen ise kalkıp Soner adında ne idüğü belirsiz bir gençle dolaşıyorsun. Ama baba... Kes sesini. Kim bu çocuk? Kurstan bir arkadaşım baba. Aranızda ne var? Bir şey yok. Yemin ederim hiçbir şey yok. Doğruyu söyle, kızmayacağım bak. Vallahi billahi bir şey yok baba. Sadece arkadaşız. O gün kurstan sonra oturup bir bardak çay içtik. Onu da Niyazi olacak, o geri zekalı. Tamam. Peki, anladık. Bak. Bana bak. Bu çocukla tanışmak istiyorum. Yarın bana getir. Ama baba. Alırım bak seni kurstan. İnanmıyorum sana baba ya. Nasıl bu kadar? Allah kahretsin. Eylül. Eylül kızım. Senden nefret ediyorum. İlla beni rezil edeceksin. Hay Allah'ım. Kızım aç şu kapıyı ya. Hayır. Tamam, özür diliyorum. Hatalıyım. Tamam, çok sert davrandım. Seni görmek istemiyorum dedim. Eylül. Bak aç kapıyı. Zaten sinirlerim bozuk. Bütün paramızı o sahtekarlara kaptırdım. Oh olsun. Ben mi dedim kaptır diye? Niye onlara kızıp sinirini benden çıkartıyorsun? Kızım bak. Neden ticarete atıldın? O kadar söyledim sana yapma diye, değil mi? Ama kızım ben sadece bizim için, yani senin için. Nasıl? Hoşuna gitti mi suçlanmak? Sen de beni böyle suçluyorsun işte. Aman be. Bir yokmuş. Zamanın birinde, güzellikler ülkesinde, altın kalpli bir adamla kızı yaşarmış. Öyle ki varıyor o kızıymış adam. Adeta onun üzerine titrermiş. Bu altın gibi yüreğe, altın gibi bir sevda düşmüş günün birinde. Aşık olmuş. Kadın belki çok güzel değilmiş. Ama yüreğindeki tüm güzellikleri sunmuş adama. Öyle ki bu adam kadına baba olmuş, oğul olmuş, kahraman olmuş, karanlıkta ışık olmuş, fırtınada liman olmuş. Adam da deli gibi sevmiş kadını. Her şeyden vazgeçecek kadar. Şarkılar söylemiş ona. Masallar anlatmış yarım kalan. Çiçekler vermiş. Ama kadın ona hiçbir zaman masalın sonunu anlatmamış. Zehra Hanım, size eskisinden daha çok ihtiyacım var. Artık ticaret micaret yok. Doğru düzgün bir iş bulduğum zaman... Sizi sizden isteyeceğim. Ve hayır cevabını asla kabul etmiyorum.